Gazeteci yazar ve televizyon programcısı Hüseyin Çetiner'in İstanbul Times TV'de hazırlayıp sunduğu gündem programının stüdyo konuğu acil hekim Doktor Hamdi Koca Ahmet oldu. İşte o söyleşi. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, gündem programı stüdyo konuğu Doktor Hamdi Koca Ahmet hocamız. Hocam Gazonpaşa ve Eyüp bölgesinde yıllardır hekimlik yapıyor. Şimdi de Avrasya grubuyla birlikte sağlık hizmeti sunuyor hastalarımıza. Hocam biz sizi tanıyoruz. Hastalarımıza tanıması için kısaca Doktor Hamdi Koca Ahmet kimdir bir anlatabilir miyiz? 1963 yılında Yunanistan'da dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimimi Yunanistan'da tamamladıktan sonra eğitim amaçlı bizim için yurt dışı sayılan Türkiye'ye geldim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım. 1991 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra Yeşilpınar bölgesinde hastanemize 1 kilometre mesafede olan bir yer. Önce muayenehane 2 yıl, daha sonra 14 yıl gibi bir sürede tıp merkezi, poliklinik çalıştırdım. 2008'de bakanlığı verdiği yetkiyle polikliniği tıp merkezine dönüştürdük. SGK o dönemde SSK emekli ve Bağkur hasta kabulüne başladık. 8 yılda o şekilde hizmet verdikten sonra Hüseyin Urlu'yu Zeytinburnu'ndan tanıyorum. Bu vesileyle buranın inşaatı başladığı zaman buranın iş yeri hekimliğini de yaptım. 3 yıl sürdü. Netice itibariyle Hüseyin Bey'le uzlaştık. Bu bölgeyi bildiğim için bu bölgede oluşan potansiyelimizle birlikte Avrasya bünyesinde işletme ortağı olarak meslek hayatıma devam edeceğim. Hem Avrasya ailesine bu bölgeyi iyi bildiğim için burada bir destek vermek, katkıda bulunmak, hem de tecrübelerimi kullanarak acil birimlerinde hastalarımıza iyi hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hocam siz de biraz önce bahsettiniz, daha inşaat sürecinden bu yana işin içindesiniz. Evet. Son 5-6 aydır birçok ziyaretçimiz geldi. Biz de içinde bulunduk. Gerçekten hastane için çok işte bahsettiler. İşte uzay üssü, sağlık kompleksi gibisinde. Evet. Siz de bir hekim olarak nasıl görüyorsunuz? Hastalara neler sağlayacak bu hastane bize? Evet, hastane gerçekten Türkiye'de inşa edilen hastanelerin içinde bana göre ilk sıralarda. Büyük bir itinayla ailede bulunan inşaat mühendisleri, işletme direktörleriyle birlikte bu duruma getirildi. Hüseyin Hocam hekimliği de buraya kalmış. Hüseyin abinin sadece hekimliği değil, tabii ki aynı zamanda hastane binasında nasıl bir konsept, diğer hastanelerde neyin aksadığını çok iyi bildiği için gerçekten burası her yönüyle Sağlık Bakanlığı'nın planlaması çerçevesinde fiziki şartların harfiyen yerine getirildiği bir hastane durumuna getirildi. Allah'a şükür belasız, kazasız tamamlandı. Önemli olan bundan sonra ruhsatı alınmış, SGK anlaşması yapılmış bu kurumun bu bölge insanı için gerçekten ben hep söyledim, daha önce ağırladığımız spor kulüpleri, derneklerinde burada misafir ettiğimiz zamanlarda hep aynı konuyu söyledik ama gerçekten bu bölge için ciddi bir kazanım bu hastane. Sebebine gelince bu bölgeyi iyi tanıyorum. Bu konsepte, bu vizyonu taşıyan ikinci bir hastane yok bana göre. Konum itibariyle hep Gazi Osman Paşa diyoruz ama hastanemiz sadece Gazi Osman Paşa bölgesi için değil, Eyüp bölgesi için de ciddi bir kazanım. Çünkü Eyüp bölgesi büyük bir ilçe fakat özel hastane sayısı az, 2 bildiğim kadarıyla. Bizim de amacımız işte uzun yıllar hizmet sunduğumuz bu hastalarımızın
hizmetini daha da kaliteli bir ortamda sunabilmek için böyle bir iş ortaklığına karar verdik. Bundan sonra hayırlısıyla birlikte çalışacağız, yolumuza devam edeceğiz. Hocam siz acil hekimisiniz, aynı zamanda tıp direktör yardımcısınız. Yani hastaların ilk geldiği yer sizin başına bulunduğunuz yer. Bana göre acil bir hastanenin aynası, çok önemli bir yer. Acil gelen bir hasta, poliklinik hastasına göre daha ilgi bekleyen, sorumluluğu, ismi gibi sorumluluğu yüksek olan bir yer. O yüzden mümkün olduğu kadar orada çalışan arkadaşların organizasyonunu, hastaya olan ilgiyi, hastaya karşı olan ilgiyi arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hocam biraz önce siz her ne kadar Gazonpaşa'da olsak da Eyüp'e de yakınız dedik. Aslında şu var, Başakşehir'e, Sultan Gazi'ye, Arnavutköy'e başta olmak üzere birçok yere yakın bir kurum. Evet. Biz bunu kendi aracımızla denedik. Başakşehir'den buraya 6-7 dakikada gelebiliyorsunuz. Yani o lokasyonda çok iyi bir yerdesiniz. Kaldı ki sizin kurumunuz sadece Türkiye içi değil, yurt dışı hastalara da planlanmış. O konuda da bir çalışmamız oldu. Hastane açılmadan önce öyle bir girişimimiz oldu. Bulgaristan, Yunanistan turu düzenledik. Bulgaristan Sağlık Grup Başkanı'yla, eski Sosyal Güvenlik Bakanı'yla görüşmelerimiz oldu. Onun dışında devamında Selanik'e uğradık. Selanik'te bir holding sahibiyle görüşme fırsatımız oldu. Devamında bu bizim Bulgaristan ve Yunanistan'da ziyaret ettiğimiz kişiler buraya geldiler. Onları burada ağırladık, hastanemizi gezdirdik. Hem burayı hem Zeytinburnu'nu gerçekten hastaneyi çok beğendiler. Hem burayı hem Zeytinburnu'nu bizimle de çalışmak istediklerini söylediler. Hastane yeni açıldı. Bundan sonraki yurt dışı hastasıyla ilgili çalışmalarımız da tam hızıyla devam edecek. Hocam son sorum şu olacak. Bu grubun içinde bölgeyi en iyi bilen sizsiniz. Özellikle Gaziantep, Eyüp, Başakşehir, Sultanahmet ve Arnavutköy'deki hastalarımıza neler söylemek isteriz? Mikrofon sizin, buyurun hocam. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Hepsi için gerçekten ulaşımı kolay bir yerde, konumda. Yani mesafeler uzun değil. Özellikle Eyüp bildiğimiz gibi 6-7 kilometre civarında bir mesafe. Gazi Mahallesi aynı şekilde 2-3 kilometre mesafede olan ilçeler. Yani bu bölgede yaşayanlar için büyük bir kazanım. Onları bekliyoruz. En iyi hizmeti vermeye hazırız. Kadrolarımızda gerçekten Hüseyin abinin de büyük tecrübesiyle iyi hekimler seçmeye çalışıyoruz. Kendi alanında deneyimli. Örnek verecek olursak nöroloji biriminde bir hocamız var, Aytaç hocamız var. Radyolojide Metin hocamız var. Akademik profesör doçentlerimiz, evet. Profesörlerimiz var. Yani bunlar da gerçekten böyle bir vizyonla, konseptle bu halka hizmet vermeye hazırız. Bunların da bilinmesini isterim. Onun dışında eksik söylediğim ortopedide Cevdet hocamız var. Ekibiyle birlikte ortopedi hastalarına hizmet vermek üzere buradalar. Göz birimi o şekilde. Yani amacımız bundan sonra eksik kalan bazı birimleri de tamamlayarak önümüzdeki bir ay içinde tam teşekküllü bir hastane olarak hizmet vermeye hazır olacağımıza inanıyorum.